Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, en son sabır konusunu işledik ve oradan dersler çıkarmaya gayret ettik. Yeni konumuz hadislerimizin efendim içeriği doğrulukla alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın buyruklarını inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Şimdi İmam Nevevi rahmetullahi aleyh ilk olarak ya yolladığın emanet takullah ve kunu ma'sadiqin. Tevbe suresi 119. ayeti kerimesiyle konuya giriş yapıyor. Ayeti kerimede müminlere uyarılar var, emirler var. Evvela Allah'tan korkun, Allah'tan sakının ve Allah'tan korkmak ve sakınmak konusunda size yardımcı olacak olan o sadıklarla beraber olma eylemini de hayatınıza devam ettirin. Yani doğruluk sahibi, dürüstlük sahibi, Allah'a karşı vazifelerini yerine getirdiği gibi insanlara karşı da vazifelerini yerine getiren o kimselerle birlikte olmaya gayret edin. Eğer siz bir takım şeyleri yaşama iddiasındaysanız ve yanlış kişilerle, tabii ki emri bil maruf gayesinin haricinde bir durumdan bahsediyorum. Yanlış kişilerle takılıyorsanız ortamınızda yalan konuşan, gıybet eden, suizanda bulunan, insanları çekiştiren ve insanlara karşı doğruluğu var olmayan kişilerle takılmanız sizin de aynı şekilde onların haleti ruhiyesi ile şekillenmenize sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu ayet-i kerime çok önemlidir, mühimdir. Tabi yeri geldikçe inşallah konuşmaya devam edeceğiz. İlk hadisi şerifimiz İbni Mes'ud radıyallahu anh kanalıyla geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrulukla yalanı anlatıyor. Doğruluğun ve yalanın hayatımızdaki etkileri. İnne sidka yehdi ilel bir. Doğruluk kişi iyiliğe götürür. Ve innel birra yehdi ilel cennet. İyilik de cennete götürür. Ve innel racül le hatta yekune Bir insan doğruk olur, doğru konuşmaya devam eder. Hayatında doğruluklar vardır. Ne olursa olsun. Tabii ki yalanın efendim caiz olduğu yerler var. Şeriatın izin verdiği onların haricinde söylüyorum. Ne olursa olsun başına sıkıntı gelecek dahi olsa başkalarına zarar vermeme adına doğru olması demek onun Allah katında sıddik bir kimse olarak efendim zikredilmesi demektir. Bu öyle bir makamdır ki Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ نَعْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ bu ayeti kerimenin nüzul sebebi olarak iki kısa zikredilir. Bir tanesi meşhur olanlardan Hazreti Sevban'ın radıyallahu anh işte yüzünün rengi değişmiş bir halde hasta gibi görünür halde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıkması ve Efendimizin de ona sorması ma gayyera levnike ya Sevban senin rengini değiştiren şey nedir diye sorması Hazreti Sevban'ın da ya Resulallah seni görmediğim zaman da çok ciddi sıkıntılar çekiyorum seni gördüğümde ancak rahatlıyorum ve şu düşünce bana geliyor bu düşünce benim halimi değiştiriyor çok ciddi manada bende sıkıntı oluşturuyor nedir o düşünce seni dünya hayatında öyle veya böyle görüyoruz fakat ya Yarın efendim ahirette bizim durumumuz nedir bilemiyoruz. Sen cennete gireceksin. Bizse cennete girecek miyiz bu noktada bir garanti sahibi değiliz. Ya cennete giremezsek ve seni göremezsek veya cennete girsen bile ya Resulallah senin makamın çok yüksek olacak biz daha aşağı makamlarda olacağız. Dolayısıyla orada da seni görememe durumumuz söz konusu olacak. İşte bu düşünce beni son derece efendim etkiliyor ve hüzne boğuyor deyince bu ayeti kerime iniyor işte. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah ve Resulü'nün istediği şekilde yaşarsa o Allah'ın kendisine nimet vermiş olduğu kimselerledir. Onlar da kimdir? Birinci olarak zikredilen nebiler, ikinci olarak zikredilen de sıddıklar. Acayip bir makamdır bu sıddıkiyet makamı. Yani doğruluk, dürüstlük, hayatında yalan olmayan ve Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın istediği bir hayat tarzına sahip olan, asla ve asla bundan da ödün vermeyen kimseler ev olarak karşımıza çıkıyor. Doğruluğun iyiliğe götürmesi, demek ki Allah bir kimse doğru olduğu zaman da onu iyiliğe sevk ediyor. Bakın burası çok önemli. Yani siz hayatınızda eğer doğrularla iştigal etmeye devam ederseniz doğru konuşmaya, doğru işle meşgul olmaya bakın bu da önemli. Doğru işle meşgul olmak. Siz yalan konuşan bir insan olmayabilirsiniz ama doğru işle meşgul olmayabilirsiniz. Yanlış işlerle iştigal ediyor olabilirsiniz. Malumunuz büyüklerimize derler Allah'ın bir kuldan yüz çevirdiğinin alameti nedir? Allah'ın o kimseyi başka işlerle meşgul etmesidir derler. Doğru olduğunuzda Allah sizi doğru işlerle ve doğru insanlarla iştigal ettirir. Anlatabiliyor muyum? Doğru olmak. Bunun tam karşılığı olarak وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْد۪ي لَا <الْفُجُور> Yalansa kişiyi fucura, günah işlemeye götürür. Efendi وَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْد۪ي لَا <نَر> Bu halde, bu günah işleme hali de kişiyi tabii ki cehenneme doğru sürükleyecektir. وَاِنَّ الْرَجُلَّ يَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابَ Adam yalan konuşur, yalan konuşmaya devam eder. Sözlerinde, eylemlerinde böyledir ve Allah katında yalancı olarak, kezzap olarak efendim anılır, kabul edilir. Hayatımızda küçük gördüğümüz eylemlerdendir doğru olmak veya yalan konuşmak. Maalesef herkesin hayatında mutlaka bir yalanı var. Herkesin hayatında kimsenin muttali olmasını istemediği bir takım yanlışlıkları var. Ne olursa olsun bunları hayatımızdan ihraç etmek, ne olursa olsun bunları hayatımızdan çıkarmak ve tamamiyle hiçbir şekilde kimseden gizlimiz saklımız olmayacak. Tabii ki bir takım mahrem durumlardan bahsetmiyorum. Yalan üzerine ticarette bir şeyleri saklıyorsunuz, birilerine gerçeği söylemiyorsunuz. Biraz daha kar elde edebilmek için efendim orada yalan konuşuyorsunuz. Bu gibi eylemlerden bahsediyorum. Yani şöyle düşünün öyle bir hal olacak ki yarın ahirette her şey ortaya çıkacak. Şöyle misallendirirsek mesele daha net vuzuha kavuşmuş olur. Hani ayet-i kerime çok net bir şekilde ifade buyurur. Bu oluyor el kitap yarın ahirette kitap konulacak federal mücimine müşrikine mi mafi? O mücim kimseler son derece korku üzeredirler. Veya kulağına diyecekler ki ya veyle temamli hader kitap. Ya bize yazıklar olsun bu kitap nedir? La yuqaduru sakhiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Hiçbir ufak büyük şey bırakmamış ne var ne yok bizim hayatımıza dahi unuttuğumuz her şeyi ortaya dökmüş efendim insanların önünde böyle rezil olma durumumuz var şeklinde yarın ahirete pişmanlık duymalarına sebebiyet verecek. Şöyle düşünün yarın ahirette karşımıza çıktığında pişman olacağımız yalanlarımız efendim yanlışlıklarımız varsa aynen bu şekilde şu an dünya hayatında bunların ortaya çıktığını düşünün. Yani dünya hayatında bir takım şeyler gizliyorsunuz, saklıyorsunuz ve bunu Anneniz öğrendi, babanız öğrendi, hanımınız öğrendi, kocanız öğrendi vesaire. İnsan ne kadar büyük bir mahcubiyet duyuyor değil mi? Böyle bir yanlış ortaya çıktığında. E bir de bunu yarın ahirette düşünün. Öyle bir rezillik, öyle bir rüsva durumu ki bu insanın orada çok ciddi manada sıkıntı çekmesine sebebiyet verecektir. Kıymetli kardeşler ne olursa olsun asla doğruluktan, taviz vermemeli ki doğruluk da bizi işte iyilik yapmaya götürüyor. İyilik de cennete sevk ediyor. İkinci hadisi şerifimiz de çok mühim. Hazreti Hasan kanalıyla geliyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu malumunuz hicretin 3. yılında Ramazan ayında dünyaya geldiler. Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimizden Şöyle buyuruyor. Hafiztu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah'tan şunları hafız ettim, ezberledim. Şu söz çok önemli. Efendimizin bu sözü da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Bu belki de bazı hadislerle ilgili de bunu aktarmıştık, ifade etmiştik. Aynı şekilde evimizin bir köşesine asılması gereken bir sözdür. Da yuribuk sana şüphe veren şeyi terk et. Neye yönel? Neyi terk etme? İlâ mâ lâ yurîbuk. Sana şüphe vermeyen şeyi. Hayatımızda bir takım kararlar alırken, bir takım hocalardan belki fetvaları zorluyoruz. İşte hocam bunu bu şekilde yapsak gibi gibi. Kalbimiz tam mutmain olmadığı halde ama nefsimize ve şeytana arzularımıza uymak suretiyle yapmaya düştüğümüz bazı durumlar var. İşte bu durumlarda Efendimiz bize şunu öğretiyor. Sana şüphe vermeyen şeye yönel, sana şüphe veren şeyden uzak dur. Neden? Neden böyledir? Çünkü feynne sıdka duma ninetun. Sıdık yani doğruluk gönül huzuru söz konusu icat eder. Yani gönüle huzur verir. Doğruluk gönüle huzur veren bir şeydir. Efendim vel ribetun. Yalan ise şüphedir. Yani gönüle şüphe koyar, kuşku koyar. Dolayısıyla gönlünüz rahat etmez demektir. Şimdi buradan şu mesele ifade etmek lazım kıymetli kardeşler. Hepimizin hayatında manevi anlamda bir takım sıkıntılar var. Manevi anlamda tarif edemediğimiz duygular var. Dolayısıyla hocam içim daralıyor. Hocam şöyle şöyle sıkıntılar üzereyim. Ne yapsam, ne etsem gibi bir takım sorularla efendim, hoca efendiler muhatap olabiliyor. Hepimizin yaşadığı hadiselerdir bunlar. Doğruluk işte gönül için bir huzurdur dedi ki, yalan ise tam tersi bir huzursuzluktur. Bunların en büyük sebebi bakıldığında tabii özelde doğruluk, genelde ama şeriatın hükümlerine uymamakla alakalı bir durumdur. Yani şöyle bir misalle bunu izah edeyim. Efendim arabanızı çok usulsüz bir şekilde bir yere park ettiniz. İnsanlar sizin o park ettiğiniz yerden son derece muzdaripler. Fakat siz kendinize bir bahane ürettiniz. Dediniz ki ya arabamı buraya park ettim. Zira herkes buraya park ediyor. Dolayısıyla yapacak bir şey yok dediniz ve çekip gittiniz. Anlatabiliyor muyum? Veya çok basit gördüğünüz bir yalan konuştunuz ama o Allah katında yalandır ve yalan olarak yazılmıştır. İşte sizin o önemsemediğiniz arabayı usulsüzce park etmeniz veya önemsemediğiniz ama Allah katında çok büyük olan o yalan konuşma eyleminiz sizin içinizde Allah tarafından bir huzursuzluğun yaratılmasına sebep oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla siz namazlarınızı kılsanız da, dolayısıyla siz zikirlerinizi yapsanız da yalan efendim Allah'ın razı olmadığı eylemler sizin tarafınızdan vücuda gelmesi sebebiyle Allah o huzursuzluğu kalple yaratıyor kıymetli kardeşim. İslam'a zıt, İslam'a muhalif ne kadar eylem varsa hayatımızda farkındayız veya değiliz bunların hepsi gönlümüzde huzursuzluktur. Eğer bir kardeş diyorsa ki, hocam bende tarif edemediğim bir sıkıntı var, hocam bende tarif edemediğim huzursuzluklar var, hocam hayat bende çekilemez bir hal aldı diyorsa bu kimse hayatındaki yanlışları terk etsin. Hatta Efendimizin ifade ettiği şekliyle da'ma yuribuk ila ma la Bu kimse hayatında var olan şüpheli eylemleri dahi terk etsin. Ayakkabısını dahi kapısının önüne koyduğu zaman da acaba bir Müslümanın oradan görsel olarak veya fiziksel olarak zararına sebebiyet veriyor muyum? diye bu kadar ince bir şekilde düşünsün. Çünkü orada vermiş olduğu zarar veya verecek olmuş olduğu zarar aynı şekilde Allah tarafından o kimsenin kalbinde huzursuzluğun halk edilmesine, yaratılmasına sebep olacaktır. İslam'ı yaşadığımız kadar mutlu, İslam'dan taviz verdiğimiz kadar da huzursuz olacağız. Bunu asla ve kata unutmayalım. Tabii ki kastımız şu değil yani. Dünyada efendim İslamiyet'i yaşıyor olabilirsiniz ama bir takım imtihanlarla karşılaşırsınız. Bu imtihanlar sadece fiziksel manada bir imtihandır. Kalbiniz hep huzurludur. Ama kastettiğim şeriattan, İslam'dan, ahkamdan taviz verdiğinizde karşılaşacağınız o huzursuzluklar. Onun için işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Doğruluk, doğru iş yapmak sadece sözlü olarak değil ameli anlamda da böyle bir huzurdur. Diğeri ise yalan gibi insanlara zarar verdiği gibi Allah katında da sizin kötü yazılmanıza sebebiyet verecek olan eylemler de gönülde bir huzursuzluktur. Evet kıymetli kardeşler. Üçüncü hadisi şerifimiz bu da Süfyan Sahri ibn Harp radıyallahu anh kanalıyla geliyor. Süfyan Sahri ibn Harp'i tanırsınız, duymuşsunuzdur mutlaka radıyallahu anh. Sahabe efendilerimizden Malumunuz İslam'a girmeden evvel müşriklerin reisiydi. Hatta Hendek'te ve Huneyn'de müşriklerin önderliğini yapmış bir zat. Sonradan İslamiyetle müşerref oldu. Aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kayınpederidir. Yani kaimpeder. Peder baba yerine kaim. Böyle bir sahabiydi. Tabi İslam'a girdi. Oğlu Hazreti Muaviye Yezid efendim oğullarıdır. Onların o riyaset dönemlerinde gördü. Kendisi efendim Taif'te bir Taif kuşatmasında bir gözünü, Yermük Savaşı'nda da bir gözünü kaybetmiş. Bu sahabi radıyallahu anhum Heraklius'un huzuruna çıkıyor. Efendimiz Hudeybiye'den sonra malumunuz diğer ülkelerin liderlerine mektuplar gönderip onları İslamiyet'e yönelmeleri konusunda ricalarda bulundu. İşte hatta bu Sıracül Muttakin'de ilk başlayan efendim hadis-i şerif hatırlayacaksınız okuyanlar. Orada Hiraklus'a mektup gönderildi. Efendimiz ona ne, ne buyurdu? Eslim teslem. Müslüman ol teslim ol şeklinde. Eğer böyle yaparsan Allah sana iki ecir verecek. Çünkü bir senin ecrin bir de sana tabi olacak olanların ecri. Tabi Iraklus'un bu noktada bir düşüncesi oldu falan oraları girmiyorum. Fakat Heraklus merak etti. Kimdir bu peygamber iddiasında bulunan kişi? Yani ona göre. Yoksa tabii ki peygamber aleyhissalatü vesselam onun kavminden onun efendim bölgesinde yaşayan insanlardan birini davet etmek istedi ve işte Ebu Süfyan radıyallahu anh daha iman etmeden evvel Hazreti Ebu Süfyan da Mekke'nin fethedilmesinden bir gün önce iman edenlerden. Onu çağırdı. Şimdi akıllı adam bunu sorar. Yani yoksa direkt sen kimsin kardeşim? Efendim böyle bir itada bulunuyorsun demez. Tabii ki o zamanın şartlarında. Duyuyor, ün yayılmış, şöhret yayılmış. Sıfırdan başlayan bir sistem tabiri caiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hiç kimse ona iman etmezken bir, 2 üç, dört derken bir anda öyle bir ordu çıkıyor ki Hıraklüs'ü dahi tehdit edecek. Efendim bir hale geliyor. Hıraklüs soruyor. Diyor ki فَمَاذَا murukum. Yani o Ebu Süfyan'a radıyallahu anh soruyor. Size ne emrediyor diye bir soru soruyor. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve Şimdi o da bir açık arıyor. Yani bir açık bulsa da bu peygamber değildir diye değil, hüküm verse bu şekilde düşünüyor. Ebu Süfyan da diyor ki kultu yakul ubudullaha vahdehu ve la tushriku <laughs> bihi şey'a. Allah'a ibadet edin diyor. Ona hiçbir şey ortak koşmayın diyor. Böyle bir emir var. وَتْرُكُ مَا يَقُولَ Ve babalarınızın dedikleri şeyleri terk edin. Hani Mekkeli müşriklerin klasik bir ifadesi vardır. Biz babalarımızı bu halde burduk. Dolayısıyla babalarımız doğrudur. Ya babalarınız yanlışsa onu düşünmüyorlar, akletmiyorlar bile. Ve وَيَأْمُرُنَا Salati Bize namazı emrediyor. وَالصِّدْقِ Ve doğruluğu emrediyor. وَالْعِفَافِ عَفَافِ وَالصِّلَةِ Ve iffetli olmayı ve akraba arasında da bağlantıyı devam ettirmeyi, koparmamayı bize emrediyor. Şimdi bu şekilde kısa bir özet yapıyor. Burada Ebu Sufyan'ın radıyallahu anh aktardığı doğruluğu bize emrediyor. Bakıldığı zaman da tabii ki Heraklus, böyle bir e, peygamber anlatılan kişide bu vasıflar olunca böyle bir peygamberin varlığına inanıyor aslında. Sonradan bazı sıkıntılar işte kendisine uyanların tepkisinden dolayı bu konuda rücu ettiğine dair rivayetler var. Şimdi burada şunu ifade etmek lazım çok önemlidir bu kıymetli kardeşler. Özellikle dini anlatma konusunda yani emri bil maruf konusunda bir takım hoca efendiler sadece vazifeli değildir. Aslına bakıldığında bütün Müslümanların dini temsil etmek, dini aktarmak gibi bir sorumluluğu söz konusudur. Şöyle burada çok basit bir usul efendim bilgisi verip hayatımızı ona göre şekillendirmemizle alakalı bir konu anlatmış olacağım. O da şudur. Hepimiz bir takım dairelerde oturuyoruz veya muhitlerdeyiz, bölgelerdeyiz ve İslamiyetin temsilcisi makamındayız. Ya kisvemizle, sakalımız, takkemizle veya hayır onun haricinde camiye gitmemizle, İslami bir takım söylemlerimizle insanlar bizim Müslüman olduğumuza hükmediyorlar ve o şekilde yaptığımız eylemler de aslında İslamiyet'le bağdaştırılıyor. Yani e, tersse İslamiyet'i orada eleştiri alabiliyoruz. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir usulü var. Yani Allah'ın daha doğrusu Celle Celaluhu Efendimiz üzerinden bize öğrettiği bir usul var. O da nedir? Efendimiz aleyhissalatu vesselama kaç yaşında peygamberlik geldi kıymetli kardeşler? Tam 40 yaşında değil mi? Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselamın 7 yaşından itibaren hatta 5 yaşına itibaren hayatını baz alalım. Diğer 5 seneyi diyelim çıkartalım. 35 sene gibi bir süre zarfı içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Mekkeli Müşriklerin içerisinde bulundu. Hatta Mekkeli Müşrikler onu inkar ettikleri zamanda Allah ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemesi açısından: "Kulli üşşallahu mätalev tu aleykum adrakum bi, fakat min kabli. Ya ben yıllarca sizin içinizde bulundum" dedi. Yıllarca sizin içinizde bulundum. Nedir? Ya siz bu kadar yıl, 35 yıl hani 40 yıl içinizde bulundum ama aklım başıma gelmesi itibariyle, daha çocukluktan çıkmam itibariyle 35 yıl gibi bir süre zarfı içerisinde sizin içinizde bulundum. Bir kez dahi benim yalanıma şahit olmadınız. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle bir hazırladı ki hiçbir şekilde yalanı, kıyaneti, af buyurun insanlara zarar vermesi durumu söz konusu yok söz konusu değil. 40 yaşında peygamberlik geldiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ettiğinde de müşrikler şaşırdılar. Çünkü 35 yıl 40 yıl boyunca hiçbir yalan konuşmayan hiçbir şekilde insanları aldatıcı eylemde bulunmayan hatta daha ki bütün insanların mallarını kendisine emanet ettikleri malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret edeceği zamanda dahi neden hicretini geciktirdi? Çünkü kendisine emanet edilen mallar vardı. Hem Efendimizin peygamberliğini kabul etmiyorlar hem de ondan başkasına güvenemiyorlar. Ona mallarını teslim ediyorlar. Bu kadar da toplumda güven kazanmış bir insan. Buradaki temas edilmesi gereken nokta nedir? Şudur. Efendimiz'i dahi Allah Celle Celaluhu bu noktada toplum için hazırladı. Bizler de eğer İslamiyet'i temsil etme makamındaysak böyle bir iddiamız varsa ki olmalıdır. Bunun kaçarı yok ben Müslümanlığı temsil etmiyorum diyemezsin. O zaman evvela bu usul ve uslu üzere hareket etmemiz gerekiyor. Nedir o? Kendimiz toplumda, çevremizde, apartmanımızda insanlara zarar vermeyen, yalan konuşmayan, insanlarla iyi geçinen, son derece doğru sözlü, efendim hıyanet etmeyen, bakıldığında insanların kendisini gördüğünde mesrur olduğu, insanların kendisini gördüğünde yüz çevirmediği, bir kimse olursak bu halimiz işte İslamiyet'i temsil noktasında en büyük hallerdendir. Dolayısıyla sizdeki bu iyilikleri bir de İslamiyet'e mal ederseniz bak ben yalan konuşmuyorum, ben size hıyanet etmiyorum, ben son derece dürüst bir insanım. Geri geliyor sıkıntıya katlanıyorum ama bunların hepsini İslamiyet adına yapıyorum dediğinizde işte İslam burada çok ciddi manada temsil edilmiş oluyor. Ve emin olun bu kimse İslamiyet'i anlatmış oluyor. Yani iyiliği emretmiş oluyor. Belki de kötülükten ne etmiş oluyor bakıldığında. Neden? Çünkü bu kimse gerçekten yapması gerekenleri yaptığı için. Ve emin olun bu şekilde davranıldığında birçok insanın da hidayetine vesile oluyor. Diğer türlü her türlü yanlışı var. Bu yaşadığı apartmanda insanlar kendisinden huzursuz. Efendim belki hanımına el kaldırıyor veya efendim kocasına karşı son derece kötü sözler kullanıyor. Çocuklarına karşı sert apartmanda geçerken çöpleri akıtıyor vesaire. Bakıldığı zaman da insanlığından şüphe duyulan bir kimsenin, insanlığına eleştiri gelen bir kimsenin İslamiyeti hele temsil temsili makamındaysa insanları İslamiyet'ten uzaklaştırma gibi bir tehlikesi var. Anlatabiliyor muyum? İnsanlığı eleştirilen bir kimsenin İslamiyet'ten insanları uzaklaştırma gibi bir tehlikesi var. Namazını kılıyor olabilir ama insanlar dini noktadaki alması gerekenleri senin kıldığın namazdan değil, senin o insanlık yönünden alacaklar. İnsanların bakış açısı budur. Dolayısıyla her Müslüman İslamiyet'i e temsil makamındadır ve her Müslüman İslamiyet'e uygun şekilde Doğruluk üzere, güzellik üzere, İslamiyet'in istediği şekilde yaşamak ve yaşatmak zorundadır. Allah Celle Celaluhu anlatılanlardan en güzel şekilde istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu yanlışa düşmekten, doğru efendim sözden dönmekten, yalan konuşmayı hayatımızda alışkanlık haline getirmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Ne olursa olsun doğruluktan taviz vermeyen o güzel kullardan olabilmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Ve ila şerefin nebiyyü ve alihi ve sahabihi ve meşayihin Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala